Selamlar, sevgiler, kıymetli dostum, der ismi. Hoş geldin. Merhabalar, ben Onur Hocan. Bugün mükemmel bir uygulama alanıyla beraberiz. En son sıfatları işledik, biliyorsun. Şimdi ise sırada kendimizi test etmeye geldi. Harika etkinliklerimizle beraber kendimizi şöyle bir sınayacağız hocam. Ne kadar öğrendik? Bunlara bir bakacağız. Tabii ki bu testler, etkinlikler, sınavlarda emin ol oldukça işimize yarayacak. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Uygulama alanı 3, bölüm A'dayız. Bir, burada tablomuz var, bir tahtamız var. Buna göre parçada boş bırakılan yeri doldurup sıfat olmayan cümleyi sildikten sonra ortaya çıkan şekil aşağıdaki boşluğa çiziniz demiş. Şimdi değerli dostum, teker teker cümlelerimizi inceleyelim. Şimdi Bilge Karasu genç kuşakları derken, hocam bir numaralı ifadede, bakın şurada genç kuşakları ifadesi dikkatinizi çeker. Bu bir sıfat tamlamasıdır, değil mi? Genç sözcüğü kendisinden sonra gelen kuşak ismini nitelemiş. Burada var mıdır? Vardır. Demek ki şu kısmı silmeyeceğiz. Aylar önce birkaç kere uğradığı kitapçının, hangi kitapçı? Birkaç kere uğradığı kitapçı, birkaç kere, değil mi? Bu saatte, bunların hepsi kendisinden sonra gelen isimleri niteler. Dolayısıyla burada da sıfat vardır. Aylar önce birkaç kere uğradığı kitapçının kendisini bu saatte aramasına şaşırdığını, aynı şekilde sıfatlar olduğunu görüyoruz. Denizin bu maviliğini derken bu mavili işaret etti, değil mi? Burada yine olduğunu görüyoruz. Kirli beyaz pardesünün nasıl, hangi renkteymiş beyaz pardesü? Nasılmış kirli pardesü? Burada da var hocam. Turist deyip dururken turist ayağımıza kadar gelmiş, onun da derdini anlayamıyoruz dedi. Burada hocam ismini seriyan hiçbir sözcük bulamadık. Dolayısıyla burada sıfat yok. Demek ki bizim şu kısmı, yani buradaki bu kısmı silmemiz gerekiyor. Ortaya da böyle bir şekil çıkıyor. Peki şimdi geldik B kısmına. Şimdi aşağıdaki parçayı okuyup etkinliği yapınız demiş. Leyla öğretmen tahtaya yukarıdaki dizileri yazdıktan sonra öğrencilerden şiirdeki sıfatları bulup türlerini söylemelerini istemiş. Öğrenciler de söylemiş. Bu parçada boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız diyor. Pekala, şimdi şöyle bir inceleme yapacak olursak. Burada hangi sıfatlar var? Nerede bir hata mı var acaba? Onları bir bulalım. Şimdi hocam bunlar çeşitli sıfatlarla ilgili bilgi, fikir yürüttüler. Şimdi boşluk kısmına baktığımızda ne diyor? Genel olarak arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum ama Kerem'in ve Güneş'in hata yaptıklarını düşünüyorum demiş. Belki böyle bir hata yaptıklarını söyleyebiliriz, değil mi? Peki nerede hocam bu hata? Bakın Kerem ne diyor? 3 adım tamlamasındaki 3 sözcüğü üleştirme sayı sıfatıdır diyor. Hayır hocam, üleştirme olması için 3'er olması lazım, değil mi? 3'er deseydik üleştirme sayı sıfatı olurdu, değil mi? Kerem'in o zaman 3 adım ifadesindeki bu yanlış olacak. Bu asıl sayı sıfatı olabilir tabii ki. Peki Güneş ne demişti? Bir merak söz grubundaki bir asıl sayı sıfatıdır demişti. Hayır hocam. Bir merak derken herhangi bir meraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla belgesiz sıfat göreviyle kullanılmış olacak. Demek ki buraya ne yaptık hocam? Kerem ve Güneş'i getirmiş olduk. Şimdi öğretmen hataları düzelttiği için Ferda'ya ve gayretleri için öğrencilere teşekkür etti demiş. Burada ise Ferda bir şeyler söyleyecek. Evet, burada da Ferda ne yapıyor hocam? Kerem'in ve Güneş'in söylemiş olduğu bu hataları aynı bizim söylemiş olduğumuz gibi ne yapıyor? Düzeltiyor. Demek ki 3 adım tanımlamasında 3 sözcüğü üleştirme sayı sıfatı değil, asıl sayı sıfatı. Bir merak söz grubundaki bir sözcüğü ise belgesiz sıfat olacak. Çünkü herhangi bir meraktan bahsediyoruz. Ekmekten bakkaldan bir ekmek aldım deseydim mesela, burada asıl sayı sıfatı olabilirdi. Demek ki sayı anlamıyla mı kullanılmış, belirsiz anlamda mı, buna dikkat edeceğiz. Peki şimdi C kısmındaki etkinliğimize geldik. Tabloda verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların çeşitlerini uygun kutucuğun içerisine işaretleyerek gösteriniz demiş. Peki hemen baktık hocam. O iyi insanlarla başladık. Peki o iyi insanlar derken ne yaptı? Kendisinden sonra gelen insanı işaret etti. O zaman bu bir işaret sıfatı. Peki yapısına göre ek aldı mı? Almadı. Yapım eki almadı. Bir tek sözcükten oluşuyor. O zaman basit bir sıfat olacak. Geçtiğim
tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim. Peki, burada nasıl bir iklim var? Uzak. Nasıl sorusunun cevabını verdi ve nitelik bildirdi. Güzel, burada niteliğin sıfatı olduğunu söyledik. Peki hocam, yapısına göre artık burada bir yapı meki aldığı için buzdan uzak olmuş. O zaman bu ne olacaktır? Tabii ki türemiş sıfat olacaktır. Türemiş sıfat olduğunu bulduk. Peki, şimdi geldik diğer cümlemize. Üç kuruş derken, hocam kuruşu sayı anlamıyla niteledi. Burada asıl sayı sıfatı olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Hiçbir yapı meki almamış, dolayısıyla basit bir sıfat. Hangi resmime baksam derken, ne yapıyor hocam? İsmi burada soru anlamıyla niteliyor. Hangi o yüzden soru sıfatı olacak? Yapı meki almış mı diye baktığımızda herhangi bir yapı meki bulamıyoruz. Dolayısıyla basit bir sıfat olacaktır. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Şimdi bir yer var derken acaba sayı sıfatı olarak mı kullanılmış, yoksa belirsiz anlamda mı niteliyor? Tabii ki hocam, bir yer derken herhangi bir yer anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla burada ne vardır tabii ki? Belgisi sıfat vardır. Hiçbir yapı meki almadığı için de basit sıfat bulduk hocam. Peki, dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver derken burada ne vardır? Yine burada baktığımızda dağlar için, sular için bana bir gül ver diyor. Burada gül sayı anlamıyla nitelemiş, bir gül ver. Burada o zaman sayı sıfatı bulduk. Yapısına göre ise nasıldır? Basit olacak tabii ki, değil mi? Yapı meki almamış. Peki, al fistanlı yar bana. Nasıl bir fistanı varmış bunun hocam? Al fistan diyor. O zaman bu ne olacak? Tabii ki niteleme sıfatı olacaktır. Niteleme yapıyor. Nasıl sorusunun cevabını vermiş, değil mi? Dolayısıyla burada bir niteleme sıfatı bulduk. Yapısına göre yapı meki almadığı için ne olacaktır tabii ki? Basit bir sıfat olacaktır. Ağlayan narımsın. Nasıl bir nar? Ağlayan nar. Yine baktığımızda böyle nasıl sorusunun cevabını vermiş, niteleme yapmış. Ama burada neyimiz var? Yine niteleme sıfatımız var. Fakat buradaki ağlayandaki an sıfat fiil eki. Bu bir yapım eki. Dolayısıyla bu sözcüğü, bu sıfatı ne yapar hocam? Türemiş sıfat yapar. Peki, hiçbir şeyde derken ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç sayıda olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Dolayısıyla burada belgisiz bir sıfattan bahsettiğini söyleyebiliriz. Hiçbir şey derken ne bunlar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani evet, o yüzden burada bir belgisiz sıfat anlamı kesinlikle var. Peki hocam, yapısına göre değerlendirdik. Hiç ve bir sözcüklerinden oluştuğu için, değil mi? İki tane kelime aslında burada. Bu o zaman yapısına göre ise tabii ki bileşik sıfat olacaktır. Böylelikle bütün sıfatlarımızın özelliğini söylemiş olduk. Şimdi geldik de bölümümüze hocam. Ne diyor? Aşağıdaki parçada geçen sıfatları bulup altlarını çiziniz demiş. Şöyle bir inceleyelim. Ah bana bu ağzı sıkı mehtap. Hocam burada bu, değil mi? Ağzı sıkı, bunlar sıfat olacaktır tabii ki. Sırf ışık ve cevherden mehtaplar istiyorum. Yahut yok karanlıklar olsun. Hiçbir ışıklı bakış. Nasıl bakış? Hiçbir ışıklı bakış. Bakın burada yine sıfat var. Eli titrememiş, el değmemiş, saf karanlıklar olsun. Nasıl karanlıklarmış bunlar? Saf karanlıklarmış hocam, değil mi? Hatta eli değmemiş, eli titrememiş karanlıklarmış. Bunu da bulduk. Bunların hepsi karanlıkları niteliyor. İnsanlığın inleyişiyle sızlamamış ezeli sessizlikler. Sızlamamış ezeli sessizlik, değil mi? Burada da yine bir niteleme yapmış. Ezeli sözcüğü nitelemiş. Emellerimin inleyişlerini orada dinleyeyim. Ölmüş ümitlerimi oraya gömeyim. Nasıl ümitler? Ölmüş ümitler hocam, değil mi? Yine burada niteleme yapmış olduk. Buradaki sıfatları da bulduk. Peki, E bölümüne geldik hocam. Burada ise buna göre Deniz aşağıdaki boşlukları nasıl doldurmalıdır dedi. Şimdi ne yapmış? Deniz Ferhat'ın kendisine verdiği rulo halindeki buradaki sıfatları okumuş. Buradan bizim sıfatların türünü ve yapısını söylememiz isteniyor. İlkine baktığımızda şeffaf damlalarla titreyen derken. Hocam burada şeffaf damla, damlayı ne yapmış? Nitelik yönüyle bildirmiş. Dolayısıyla bu bir niteleme sıfatı olacak. Hocam hiçbir yapı meki almamış, yapısına göre ise tabii ki basit bir sıfat olacaktır. Titreyen sözcüğüne bakacak olursak, baktığımızda nasıl
Titreyen ağır koncanın altında. Titreyen burada yine niteleme sıfat olarak kullanılmış. Burada ise sıfat fiil iki, yani yapım iki aldığı için titreyen sözcüğü nedir hocam? Türemiş yapıda kullanılmış bir sıfat olmuştur. Peki ağır konca derken yine baktığımızda bir nitelik bildiriyor değil mi hocam? Nitelik bildiriyor. Nasıl sorusunun cevabını vermiş. Dolayısıyla ağır sözcüğü burada yine niteleme sıfatı olacak. Fakat yapısı bakımından yapım eki almadığı için basit bir sıfat olacaktır. Her sözcüğüne baktığımızda her sak demiş. Kendisinden sonra gelen ismi niteliyor bu anlamda değil mi? Ama her sak dediği için, belli belirsini söylediği için tabii ki türü de burada belgisi sıfat. Yapısına göre ise yapım eki almadığı için basit bir sıfat olacaktır. Süzülen ıtır derken yine ne yapmış? İsmi nitelik yönüyle belirtmiş. O zaman nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Yapısı bakımından incelediğimizde ise değil mi? Bakacak olursak süzülen burada yapım eki sıfat fiil eki aldığı için tabii ki burada türemiş bir sıfat olacaktır yapısına göre. Evet. Değerli dostum, uygulama alanı 3'ün sonuna gelmiş olduk. Etkinliğimizi tamamlamış olduk. Katılımın için teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli, verimli bir etkinlik oldu. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal diyorum.